Seni çok seviyorum. Yapmayın, hayır. Ama söyleyeceğim ne zaman bir yalandır bu. Hiçbir erkek dünya üzerinde iki haftada aşık olmaz. İsteyen insanla tartışın. Ve bunun için burada sizin izleyicilerinize bir köy vereyim mi? Lütfen. <laughs> Konu ne olursa olsun. İlk cümle. Küsüyordum mesela 12 yaşındaydım. 12 yaşından sonra bir daha küsmemem gerektiğini anladım. Dedim ki ben ne yapıyorum ya? Hemen kaç. Bak net konuşuyorum. Hemen kaç, arkana bakma çünkü o evlilikten bir hayır çıkmaz. Küsen bir insan diyor ki ben çocuğu, ben büyümedim, ben çocuğum. Doğru üslupla konuşulduğu zaman bir kadın bir erkeğe her şeyi yaptırabilir. Evlilik evlilik öncesi başlar. Hmm. Nişan sürecinde evlilik başlar. Kadınlar unutur mu? Asla. Lütfen burada söyleyelim. Tarihiyle beraber verir yani tarihi saati. <laughs> Herkese merhabalar. İlişki Koçu Yazar Adil Yıldırım ile bugün ilişkileri masaya yatıracağız. En çok merak edilen, sizden gelen soruları mı yanıtlayacağız. Merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak güzel, sizlerle olmak güzel kanalınızda. Teşekkür ediyorum bu davet için. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Biz bugün Adil Bey'e konuk olduk aslında. en sık gelen sorulardan biriyle başlamak Olur. istiyorum. E, Türk erkeğini nasıl tanımlıyorsunuz? Bize en çok bu sorulmuştu. Psikolojik olarak gerçekten annelerine bağımlı bir Türk erkeği mi var karşımızda? Böyle çok fazla vaka bana geliyor yıllar içerisinde. 2010 senesinden beri bu işi yapıyorum. İlişki koçu olarak çalışıyorum. Hı hı. Ve e, mesela gelen vakalarda kadın danışanlarım narsist durumlardan bahseder. Narsist kişilik bozukluğu olan vakalar var. Annesi tarafından çok şımartılmış vakalar da var. Ama kendini çok iyi yetiştirmiş. hani Alfa dediğimiz karakterde adamlar da var. Dolayısıyla Burada en çok kadınların en çok dertli olduğu konu nedir derseniz eğer hı hı. ben haklıyım diyen adam tipleri ben haklıyım ne olursa olsun ben burada haklıyım benim dediğim gibi yap işte benim dediğim gibi olsun diyen kişiler zorluyor tabii kadınları ve bu konuda da haklılar. Daha kötüsü eğer böyle bir problem varsa kendini değiştirmek için herhangi bir çaba sarf etmiyor kadınlar hı hı. genelde değiştirmek ister ama yani. değişim isteği insan içinden gelir yani o adamın da değişmek istemesi gerekiyor biraz gelişmek istemesi gerekiyor. Daha çok kendini geliştirmeye odaklı bir erkek nesli de yetiştirilebilir. Daha iyi olur. Peki bu annelerine bağımlılık nereden geliyor? Annelerden geliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de mesela izlenmiş en çok reyting almış dizilere bakalım. İsimler hı hı. önemli değil. Türkiye'de dizi tarihinde izlenmiş dizilerde hep çok otoriter bir anne figürü vardır. Evet. Ve anne ile kızın yani gelinin çatışmasını hep izleriz. Artık bu bizim için sıradan bir şey. Hı hı. E, dolayısıyla ilk aklımıza gelen diziler bile böyle olduğuna göre senaryolar... Toplumda böyle yani bir anne figürü gelin damatla arası şöyle böyle anne hep müdahale ediyor oğlum sen şöyle yap bu kızın şu davranışı hiç hoşuma gitmedi evladım falan annenin bir otoriterliği var Türk aile yapısında anneler otoriter hı hı. çoğunlukla böyle yani tabii ki olmayanlar da var ama bu da adamın annesine çok bağımlı olmasını yaratabilir. Bazı anne figürleri var. Bazıları oğlunu kendi ürünü olarak görür. Yani hayattaki en büyük başarım benim sanat evet. sal varlığım. Dolayısıyla bu çocuk benim aslında ne istersem onu yapacak. E, o kız da şimdi yeni gelmiş ailemize ama buradaki iktidar sahibi benim. Buradaki patron benim gibi amiyane. Böyle bir tavır da görüyoruz. Şimdi görmüyoruz diyemem. Hı -hı. E, dolayısıyla bütün bunlar etkiliyor. Peki kadınlara dönelim. Anneler dedik, Türk erkeği dedik. Bizler babalarımıza benzeyen kişilere mi aşık oluyoruz? Çoğunlukla Herkesi buna dahil edemeyiz ama hı hı. çoğunlukla. Şöyle iki olay var. Bir babasına gerçekten aşık, babasını çok rol model almış bir kız modeli var. E o da zaten çok sevdiği o modele benzer bir erkek arar. Bir de babasından nefret eden, hiç evet. iyi bir ilişki kuramamış. Ama bilinçaltında hep babaya benzer figürleri bulup onları değiştirmeye yani düzeltmeye çalışan. Aslında babayı düzeltmeye çalışıyor bilinçaltında. İkisi de var. Yani genelde yol babaya çıkar. Erkekte de anneye çıkar. Erkekte de anne figürü çok önemli. Hı hı. anne figürünü çok seviyorsa ona benzer özelliklerde bir anne arar. Sevmiyorsa aslında çok zıt. Aman annem gibi olmasın diyebilir. Yani erkek hangi yöne gitmiştir onu incelemek lazım anne davranışlarıyla. Anneden nefret mi etmiştir yoksa anneye çok aşık mıdır? Çünkü bu o adamın bütün hayatı boyunca ilişkilerini etkileyecek. Birebir etkileyecek yani. Çok kritik bir konu. Aslında Özünde her şey aileye gidiyor. Değil mi? Ve hepimiz yaralı bireyleriz. Herkesin travmaları var, herkesin. Kimisi daha ciddi, kimisi daha hafif ama travmam yok, öyle bir şey yok. Herkesin travması var yani. Evet. Dürüst olmak lazım bu konuda. Tahammül seviyemiz azaldıkça mutluluğumuz da azalıyor diye düşünüyorum. E, i̇lişkilerde de böyle. Tahammül seviyemizi nasıl yükselteceğiz? Karşımızdaki kişiye nasıl tahammül edebileceğiz? ne yapmamız lazım? Çok sabırsız bir nesil <laughs> yetişmesinin sebebi çok tüketim odaklı bir nesil var tüm <laughs> dünyada böyle. Yani işte hemen bir şey benim olsun ya da hemen ünlü olayım, hemen zengin olayım falan. Tüketim toplumu genelde bütün dünyada dönen bu globalizasyon diyorlardı 90'larda. Bu şöyle bir fikir dayatıldı gençlere, 2000'li gençlere işte şu an Z kuşağına. Her şeye sahip ol. Her şey senin olsun. Ya bunu <laughs> bilerek yaptılar. Çünkü sabırsızlaştırıldı gençler. Gençler sabırsız olunca da bir an önce bir şeye sahip olmayınca hadi tamam bitsin diyor mesela evet. ilişkide. İlişkiler çok çabuk bitiyor Evet mesela böyle diyor. En ufak bir kavgada tamam bitsin o zaman Aynen. seninle uğraşamam. Bak çok ilginç. Bir en ufak tartışmada yani çayla ilgili bir tartışmada olabilir. Bu çay bardağı niye böyle diyor bitsin diyor. <laughs> Aynen. Benim karşıma çıkıyor bunlar ben de gülüyorum diyorum nasıl olabilir? Çünkü biz başka bir kafadayız. Daha fazla emek vermen lazım. Şunu anlayacaklar bir gün bir şekilde. Belki yalnız kalınca anlayacaklar. Yalnızlıkla çünkü insan çok şeyi anlar. Aşkta başarılı olamayınca, yalnız kalınca mecburen şunu anlayacaklar: Benim galiba insanlara davranış biçimimi değiştirmem lazım. Ve bunu ne zaman kaybedince anlayacak. Evet. Çevresinde kimse kalmayınca, herkesi böyle çevresinden uzaklaştırınca bitsin, tamam senle uğraşamam, sen arkadaş olamazsın gibi. Böyle çünkü gençler. Mesela bana Adile Soru uygulamamız var bizim. Hı -hı. Soru gel geliyor her gün binlerce. Şu an 3,5 milyon üyesi var uygulamanın. Telefona indirip bana soru gönderiyorlar. Bütün Sefer, dünyada. Evet. Bana diyor ki mesela soruda. Hocam arkadaş çevrem kalmadı. O istediğim gibi değil. Onu salladım. Onu salladım. Onu attım. E, çevrendeki herkes senin istediğin gibi olamaz. Burada bir de şey de var. Gizli saklı bir narsist kişilik bozukluğu da var. Yani herkes ve her şey benim istediğim gibi olsun. Böyle bir dünya yok. Yok. Ne zaman bunu anlıyor? Yalnız kalınca. Çünkü o acı bir duygudur yani. Çevresinde kimse yok. Telefon açıyor, kimse cevap vermiyor. İşte yok, işten galiba ben herkesi kırdım. Oluyor. Bir ders alsın. Evet. Önemli olan o. Çünkü o yalnızlık çok ezer insanı ilişkileri kopma noktasına getiren şeylerden biri de yalan. Evet tabii. Değil mi? Tahammülsüzlüğün peşinde yalan da çok önemli. Bu noktada kadınlar mı daha sık yalan söylüyor, <laughs> erkekler mi? Böyle bir cinsiyetçi olarak şu daha fazla diyemem. Herkes çok yalan söylüyor. Hani bunun bir istatistiği yok mudur? Cinsiyetçi herkes, olmayalım evet de. Herkes çok yalan söylüyor. Yani ben daha ötesinde bir şey söyleyeyim. Kadınlar da erkekler de kendilerine çok yalan söylüyorlar. Ben bunu daha çok şaşırıyorum mesela buna. Kişiler kendilerini kandırıyor. Evet. Başkasına söylediğimiz yalan olabilir. Yani şimdi yalanı herkes biliyor ve kullanıyor günlük hayatında. Ama kendine söylediğin yalan çok ağır bir şey. Evet. Kendini kandırıyorsun. Kendini kandırdığın zaman hayatında hiçbir şey yolunda gitmez. Kendini kandırdığın zaman zaten hedeflerin hepsi yalandır. Kendi hedeflerin de yalandır. Dürüst olmak lazım. Örnek vereyim. Ben kendime bir hedef belirliyorum. Diyorum ki ben çok ünlü bir ressam olacağım. Kendime yalan söylüyorum. Yeteneksizim ben resimde. Ben ilkokuldan beri ben yeteneksizim. Ben resim yapamıyorum. Ve kesinlikle insanların iddia ettiği gibi resimde öğrenilecek bir şey değil. Bir vergi, bir gift, bir hediye yani. Mesela yazabiliyorum ben çok şükür. Bu bana verilmiş. Yazıyorum. Dokuzuncu kitabımı bu sene bastım. Ama ben çizemiyorum. Resim yok. Beynimdeki sanatsal kısımda, o tasarım kısmında o resim Tarafı çalışmıyor. Yok. Burada ben kendime bir yalan söylesem. Ben hedef belirliyorum aslında bende o işte yetenek var. O yapıyor ben de yaparım. Picasso yaptı ben de yaparım falan gibi. Böyle insanlara garip hedefler dayatılıyor ya. O yaptıysa sen de yaparsın. Hayır yapamazsın. Çünkü o yetenek var sen de yok. Günümüzde çok var ama böyle. Evet bu da yatılıyor. İşte bu mesela <laughs> insanlara da yatılıyor. İnsanlar da bu öğretiyi bir şey zannediyorlar. Bu yalan. Ben bunu buradan söyleyeyim. Hazır hani şans vermişken. Bu bir yalan ve vakit kaybı. Onun için söylüyorum. <laughs> Boş şeyler peşinde koşmak yerine insan kendine şöyle dürüst olmalı bakın. Ben şu konuda iyiyim. Bu konuda iyi değilim ama bu konuda iyiyim. Ve iyi olduğum konunun üzerine gideceğim. Bu çok önemli çünkü herkesin bir hediyesi var. Herkese verilmiş hediyeler var. Yani ben kendini hiç tanımayan ama çok iyi heykel yapan insanlarla tanıştım. Bu yeteneklerin üzerine gitmesini söyledim. Çok önemli bir yetenek. Kaç kişi yapabilir ki? Tabii ya ki. da müthiş geçenlerde işte hani basında çok çıktı Aa, ya, evet. piyano çalıyor ya, çocuk piyano. Harika bir yetenek değil mi? Nota bilmeden yaptığı ne bir iş. Adam'a Utaşan. hediye verilmiş. Tabii. Ne kadar güzel bak. Onun üstüne gitmesi isteniyor ve öyle bir Allah öyle bir yol açtı ki şu anda ona bak sen de tanındın dedi. Bir günde hayatı değişti. Ama bu açılmış ilahi bir yol değil mi? Kesinlikle. Ne zaman bu yol açıldı o? kendisine verilen yeteneği gerçekleştirdiği zaman orada içine bir hisle al o piyanoyu çal evet. dendi. İşte ilahi nizam inanılmaz. Gerçekten öyle. Peki o zaman soruyu şöyle sorabilir miyim? E, i̇lişi koçu olarak size. Erkeklerin en sık söylediği yalan. <laughs> seni çok seviyorum. Yapmayın. Evet. <laughs> Hayır. Ama söyleyeceğim <laughs> ne zaman bir yalandır bu. Heh. Onu Aynen. Ki... Gerçek seni seviyorum ne zaman ha, çıkıyor. İlk eğer <laughs> İki haftada bunu duyuyorsanız bu bir yalandır. Hiçbir erkek ilk iki haftada öyle yoğun bir sevgi hissedemez. Bu çok büyük bir yalan. Bakın arzu hisseder, istek hisseder, beğeni bunları hisseder. Ama seviyorum aşktır. Hiçbir erkek dünya üzerinde iki haftada aşık olmaz. İsteyen insanla tartışırım. Hı hı. Erkek beyni buna uygun değil. Biz duygusal tarafımız yoğun olan varlıklar değiliz. Ben çok aşık oldum ilk görüşte. Yok öyle bir şey. Yok mu ilk görüşte Pardon. aşk? Beğeni var, arzu var. Hayranlık var, bakın var olanları söylüyorum. <laughs> Beğeni, kızı çok beğendim abi, çok güzel kız, çok beğendim. İnanırım, aşık oldum. İnanmam, hiç kimse beni buna inandıramaz. Çünkü ben yıllardır kendimi bu işe verdim. Erkek öyle hemen aşık olabilen bir varlık değil. Erkek yavaş yavaş, adım adım aşık olan bir varlık. Birlikte vakit geçirdikçe, kızı tanıdıkça, birlikte bir yemek, bir sinemaya bunları yaptıkça aşka düşen bir varlık. Aşk deneyim o zaman. Paylaşım. Paylaşım. İyi de i̇şte o bir şeyleri hayatı bir kısım paylaştıkça şöyle olur hatta çok komiktir o. Mesela bir arkadaş erkek arkadaşlar ki oğlum aşık mı oluyorum yoksa? İki aydır sürekli bu kızı düşünüyorum. Durun beni uyandırın ben aşık oluyorum falan der yani. Aşktan da korkar bir erkek. Evet. Ya kızı ben beğeniyordum evet ama şu an hep onu düşünüyorum galiba aşığım der. Bak bu erkek sözleri. Onun için hocam Instagram'da bana yazdı beni çok seviyormuş tanışmadık. E, bu yalan zaten. Böyle bir yalan olur mu? Neden inanıyorlar? Çünkü inanmak istiyor insanlar. i̇nsanlar ee, sevgiye inanmak ister. İnsanlar sevildiğine inanmak ister. Aşk inanmak ister. Değil mi? Güzel şeyler bunlar. Evet gerçek olunca daha bir başka. E, yurt dışında deneyimleriniz çok çoğuldu. Evet. Bu süreçte siz oradaki toplumu da gözlemlediniz. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Trip atmak sadece Türk kadınına has bir şey mi? <laughs> Yoksa dünyada böyle bir şey gerçekten yoğun yaşanıyor mu? E, bizim ülkemizde çok fazla bizim ülkemizde çok fazla. Hmm. Yani İtalya'da da evet gözlem yaptım, ilişkilerim de oldu, trip pek yok. Tartışma var. İtalyanlar üzerinde konuşuyorsak ki ben orada yaşadım. Hani Norveç'le evet. ilgili çok konuşamam. Ama İtalyanlar üzerinde konuşuyorsak tartışma kültürü çok var orada. Tartışabilmek. Kavga demiyorum, tartışma. Bizim bu becerimiz sıfır mesela. Yok hayır Biz de iletişim. Bizim toplumumuzda iletişim yetenekleri iyi değil. Evet. Ve ben iletişim dersinin okullarda olması gerektiğini düşünüyorum mecburi bir matematik gibi. Hı hı. İletişim çok önemli bir ders. Biz bunu es geçiyoruz. Hala es geçtiğimiz için bizim toplumumuzda küsmek var. Evet. Evet ya. Küs... Ama boşanma sebebi biliyor musunuz? Küsmeden boşanma çok. 40-50 yaşında insanlar küsüyor. Ya bırakın hani normal ilişkileri, küsmeden boşanan 20 yıllık evliler var. Düşünebiliyor musunuz? Küser mi ya bir insan? Küsmek nedir? Kızarsın, tartışırsın, tepki gösterirsin, ne yapıyorsun ya böyle yapma dersin ama küsmek nedir? Çocukça değil mi? Kesinlikle. Ben küsüyordum mesela, 12 yaşındaydım. <laughs> küsüyordum ama 12 yaşındaydım. 12 yaşından sonra bir daha küsmemem gerektiğini anladım, dedim ki ben ne yapıyorum ya? İşte Büyüdüm olgun artık. olmak böyle bir Büyüdüm şey. Büyüdüm yani ama tepki gösterebilirim değil mi? Tartışabilirim ama küsmem. Küsmek çocukluk. Küsen bir insan diyor ki ben çocuğum. Ben büyümedim. Ben çocuğum. Hala ben 12 yaşındaki o adamım ya da o kadınım falan. Büyüyememişler. <laughs> Olgunlaşamamışlar. İletişimin öğretilmesi gerekiyor. Çok ciddi anlamda. E, öfke kontrolünün de öğretilmesi gerekiyor. Kesin. Toplumumuzda o var. Aynen. Çiftlerde öfkeyle bir anda hocam ağzımdan çıktı eşime şunları söyledim. O cümleleri geri alamazsın. O edilen laflar bir mide bulantısı yaratırsa bir daha o insanla vakit geçiremezsin bir masada. Değil mi? Ve ilişkiye hep darbe, toparlanamayacak bir daha onu da hale getiriyor. Yani o öfke kontrolünün de öğretilmesi lazım. Hı hı. Sorunuza gelecek olursak, yani ben trip görmedim İtalya'da öyle şeyler görmedim. Daha başka özellikleri var onların da. Daha başka sıkıntılı taraflar da var tabii ki. Her toplumun kendine göre Muhakkak. defoları, sıkıntıları var. İlişkilerde orada tabii... Kadınların çok yönettiği ilişkiler var İtalya'da. Yani hep kadınların daha dominant olduğu, daha böyle yönlendirici olduğu ilişkiler var. Ama erkek olarak da buna seve seve evet diyorsunuz. Öyle bir üslupla konuşuyorlar ki. Kadında bitiyor yine. <laughs> tabii tabii doğru üslupla konuşulduğu zaman bir kadın bir erkeğe her şeyi yaptırabilir. Ve bunun için burada sizin izleyicilerinize bir tüyo vereyim mi? Lütfen. <laughs> Her zaman ilk cümleniz olumlu olsun. Konu ne olursa olsun. İlk cümle olumlu olduğunda bir erkek çok dikkatli dinler ve yapar. Nasıl yapacağız bunu? Bir şeye kızdığı zaman bir kadın, bir şeye gerçekten öfkelendiği zaman. Mesela ısrarla adamın hala bir dışarı çıkıp yemek yeme konusunda bir plan yapamaması. Hani beni yemeğe götürecektin gibi bir konu var. Hı. Kadın şöyle dile, dile getirsin kendine. İki farklı senaryo sunuyorum. Bir, sen çok düşüncesiz bir adamsın. Hala beni işte... bak. Verdiğin sözü yerine getirmedin. Mesela. Benimle artık dalga geçtiğini düşünüyorum. Aynen. Bu bir. Yüzde doksan bunu yapar, değil hı hı. mi? Diğeri. Hayatım ya. Sana baktığım zaman var ya. Mesela birlikte olmadığımızda da çok özlediğimi düşünüyorum. Tek bir konu var. Bir türlü bir yemeğe gidemedik. Onu da halledersen harika olacak. Dediğinde o adamın yapma olasılığı ne? İlk cümlede de ondan hoşlandığını gösteren bir cümle. Burada ben şunla karşılaşıyorum. Hayır hocam. Ben bunu yapmak zorunda değilim. Ben ağzıma geleni söyleyen bir kadınım. Ben güçlü bir kadınım. Ben agresif olacağım. İstediğimi de söylerim. Eyvallah. Ama o zaman kedilerle yaşayın. Çünkü erkekler ya. uyumlu değil. <laughs> ben olanı söylüyorum. Erkekler buna uyumlu değil. Olumsuz konuşun, istediğinizi söyleyin. Erkek kaçar gider. Şaşırmayın. Çünkü erkeğe o şekilde bir şey yaptıramazsın. Öfkeli olduğunda, sinirli olduğunda amacın kazanmak, değil mi? Amaca ya. ulaşmak. Bu yol değil. Yani seni amacından uzaklaştırır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Ben doğru yolu gösteriyorum ya hep kadınlara, erkek dünyasından. Yoksa isteyen istediğine istediğini söylesin bana ne yani. Ben sadece doğru yolu gösteriyorum. Bir erkeğe nasıl bir şey yaptırırım böyle? İlk cümlen olumlu olsun sonra istediğin kadar kalayla. İstediğini söyle ama gülümseyerek yumuşak bir şekilde söyle. Yapacak, şaşıracaksın yapacak. Çünkü orada diyor ki Aa, bu kadın bana değer veriyor ama benim de hatalarım var dur düzelteyim. Evet. Ama birinci senaryoda bu kadın benden nefret ediyor. Baksana hep kötülüyor. Demek ki benim bir şey yapmama gerek yok. Zaten beni sevmiyor diyecek. Hı. Yani sen istediğini yapmayacak. Amaç bu. Erkekler hep yönetilmesi gereken insanlar o zaman Annesi ya. Annesi yönetir ilk önce hayatta erkeği. Evet. Hep yönetilmesi gereken insanlarız. Ben çocukluğumda işte yani çok fazla sokakta biz maç yapardık. O zamanlar öyle bir şey vardı. 80'lerde falan. Biz maç yapardık yani. Böyle annemin çok net bir kuralı vardı bana. Akşam ezanında akşam ezanından önce sen evdesin. Bitti. İstersen geç kal. Bak bana o kuralı öyle bir koymuştu ki evet. çok net. Mesela böyle unutmuşum bazen maça kendini veriyorsun böyle. Ben futbola meraklıydım çocukken. Ezan okunuyor falan. Ben eve nasıl koştuğumu yani bilemiyorum böyle artık. Tamam mı? Nasıl koşuyorum? Beni o anda Hüseyin Bolt bile geçemez. Koşuyorum eve çünkü, çünkü korku var. Kural koymuş. Evet. Şu saatte evdesin çocuğum. İstediğin kadar oyna. Bitti çünkü yemek yenecek falan. Aynen. Net hep kurallar vardır. Şimdi biraz da evliliklere değinmek istiyorum. Ee, evliliklerin virajı nedir? Nerelerdir? Evlendikten sonra mı evlilik öncesi mi? Evlendikten sonra virajlarımız. Okay. Orada bir küçük parantez açmak isterim. Önemli çünkü burada evliliği düşünen insanlar için. Şimdi işte yaz geliyor. Evlilik evet. birçok insan yapacak baharda falan. Evlilik öncesi başlar evlilik. Evlilik evlilik öncesi başlar. Hmm. Nişan sürecinde evlilik başlar. Sadece evlilikle resmiyet İmza. İmza. Yani devletin kaydına geçiyorsun. Bu. Önce başlar. Nişanda aileler tartışmaya başladıysa evlilikte sen hiçbir hayır bulamazsın. Ya. Tabii. Nişanda işte var ya onun alışveriş. Evet çeyiz. <laughs> çeyiz alışverişinde annesi anneme bir laf etti. Annem çok alındı. Annem eve geldik dedi ki bunlar dedi. Bize göre değil, kızım dedi. Orada nifak tohumları ekildi. ekildi. Peki, evet. size ben sorayım. Tabii. Çok zarif bir kadın olarak. Teşekkür ederim. Kadınlar unutur mu? Asla. Lütfen burada söyleyelim. Tarihiyle beraber verir yani tarihi saati günü her şey net. Biliyoruz bunu değil mi? Unutmaz. Tamam, o zaman konuşacak bir şey yok. O kadınlar onu unutmaz alışverişte, çeyizde falan. Hı hı. Yani evlilik, evlilikle başlamaz, nişanda başlar, sözde Ay çok başlar. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani. Oradan itibaren sen evlisin aslında artık. Değil mi? Şimdi tek bir güzel tarafı var. Eğer sen daha o nikah da o imzaya atmadan da evli diyorum ya. O evliliğin ön aşamasında da sen o sinyalleri görüyorsan çok şanslısın. Hemen kaç. Bak net konuşuyorum. Hemen kaç. Arkana bakma. Çünkü o evlilikten bir hayır çıkmaz. Tartışma, gerginlik ya da maddiyat. Tabii. Ya ben bu adamın çok cimri olduğunu bilmiyordum hocam. Adam hiçbir şey harcamıyor. Evet. Ben şimdi bu e, alışveriş esnasında bunu fark ettim. Ne yapayım hocam? E ne yapacağım belli. Ya, cimri insanla evlendiğin zaman ya parası var adamın. Hesaplı olmak başka. Parası var harcamıyor adam. Hı hı. Sana değer vermediğini anlarsın. Düzgün bir evde oturmak istemiyor. Parası var harcamıyor. E şimdi bir kadın bunu kabul eder mi? Sorunlar peşini bırakmaz etse de. Yani şunun altını çizelim. Hesaplı olmak başka. Aynen öyle. Benim ekonomim bu. Bu kadar yapabiliyorum diyen adam vardır eyvallah. Ama çok varlıklı para harcamıyor diyor. Bana bu çok geliyor böyle vakalar. Çok varlıklı bana para harcamıyor diyor. Demek ki sana değer vermiyor. <laughs> Çünkü durumu var. Yani en ufak bir ihtiyacını bile karşılamıyor. Demek ki bu evlilikte yükü hep sen çekeceksin. Evet. E şimdi sen de bunu görüyorsun e, nikah öncesi. Evlenir misin? Niye? Görüyorsun problem var. Aslında söz ve nişan süreci bir şanstır. Bazı şeyleri görmek için. Hı hı. İnsanlara verilmiş bir şanstır. Bunları görüp, bu sıkıntıları, sinyalleri görüp yine de sen o yola giriyorsan sende problem İlk var. İlk virajımız da o zaman nişan çünkü, dönemi. Tabii. Çünkü boşanmalarda ben çok inceliyorum. En büyük sebepler evlilik öncesinde. Mesela problem. bu problem nereden çıktı? Hocam evlilik öncesinde yapıyordu hı hı. diyor mesela. Aslında kayıtlı bilgi. Başka bir sebep çıkmıyor ki orada var zaten. Aynen. Peki. Ee peki evliliğin omurgası nedir? Evli ayakta tutan şey. Saygı. Aşktan önce saygı geliyor. Saygı. İki tarafın birbirine insani olarak saygısı. İnsan olarak. Hı hı. Bu kişi benim hayatımda benim için değerli, benim hayatımı ayakta tutan bir kişi. Hı hı. Karşılıklı benim destek olacağım bir insan. O hı hı. bana ben ona saygı. Hiç hiç tereddüt etmem. Sonra sevgi, aşk, heyecan. uyum Evet. Arkadaşlık da önemli. Yani iki insanın birbirine açık olması, problemlerini, dertlerini saklamaya... Mesela eğer saklamayı tercih ediyorsa öyle evlilik olmaz. Değil mesela iş, işinde bir problemi var, bir şey var paylaşmıyor, paylaşmıyor, paylaşmıyor. Bu şudur yani ben sana güvenmiyorum, paylaşmıyorum problemi. E insan eşiyle paylaşmıyorsa kimle paylaşacak? Yani şimdi evlenirken biri yastıkta kocamak diyorlar. Işte i̇yi günde, kötü günde diyorlar falan. Bu e, benim de bir şey daha var. Ben bunu bakanlıklar nezdinde de bazı yetkililere iletiyorum bana şans verildiği zaman. Yani şu çok önemli. Evlilik konusunun da insanlara öğretilmesi lazım. Kesinlikle. Evlilik kavramı nedir? Ay ne değildir? Ne, evlilikteki sorumluluklar nelerdir? Çok Aynen, kolay öyle. meseleler değil. Eğer mesela bu kavramlar öğretilse bence boşanma oranları düşer. Hı hı. Çünkü insanlar bunun ciddi bir şey olduğunu anlarlar. Hı hı. Mesela öyle evlilikler geliyor ki bana. Yani biz canımız istedi evlendik. Evet. <laughs> bir anlık bir heyecanla evlenilmez. Bu bir ortaklık. <laughs> Ortaklık bu bir hayat ortaklığı. Bu ciddi bir konu. Kesinlikle. Çok güzel sohbet ediyoruz ama biraz da sizin kitabı evet. kitabınıza değinmek istiyorum. Farkındalık Okyanusu Adil evet. Bey'in son kitabı. Evet. Şimdi Farkındalık Okyanusu benim 2019 senesinde çıkan Zamanın Sessiz Ruhu kitabımın devamı. Hmm. O kitaptaki hikayenin burada 10 sene öncesine gidiyoruz. İtalya'da geçiyor. Bu kitapta 3 farklı mekan var. Sicilya, Torino, oh ve Milano. Çok güzel. İtalya'da geçen bir roman. Ee, spiritüel bir roman. İnsanın kendi ruhuyla ilişkisini gösteren bir roman ve tanışmalar. Hayatımızda karşımıza çıkan insanlar hangi amaçla çıkıyor? Bu insanlar bize ne öğretiyor? Bize ne katıyor? Bunları anlattım. Dolayısıyla çok da değinilmeyen konulara değindim ve e, şu anda işte Aralık ayında çıktı çok satanlar listesinde. Teşekkür ediyorum okurlarıma. Kitabın yanı sıra bir de siz şov yapmaya başladınız. Evet. Ondan da bahsedelim mi? Tabii. Nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz? Ee, ne düşünerek gelecekler sizin programınıza? Evet. İtiraflar Show. İtiraflar Adı Show. Adın üstünde. itiraflar var. Benim itiraflarım var. 2010 senesinden beri ilişkilerle ilgili çalışıyorum. Çoğunlukla da kadınlarla ilgili. Gözlemlerim. Benim kendi özel hayatımda yaşadıklarımı anlatıyorum. Komik olayları anlatıyorum. Hı -hı. Başıma gelenleri. Sonra mikrofon uzatıyoruz. Mikrofonla orada bazı hikayesini paylaşmak isteyenlere de söz veriyoruz. Evli çiftler varsa onlara kesinlikle laf atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen oluyor şey mesela. Eşimin sevdiği yemek ne diyorum? Bilmiyor mesela kadın. Hı -hı. <laughs> Bunu da bilmiyorum. Aralarında başlıyorlar dedişmeye. Yani ve keyifli bir buçuk saatlik bir şov. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Manisa birçok şehre gideceğiz. Hatta Türkiye turnesi olacak Kıbrıs mı? Kıbrıs'ı da düşünüyoruz. Türkiye turnemizi yapacağız şimdi. Harika. Onu planladığımız günler, bugünler. Hı hı. Dolayısıyla itiraflar şovada herkesi beklerim. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.